Art, it surrounds us. It's in us. And of course, it's in coffee. In coffee, you ask? I believe coffee is one of the world's most widely consumed forms of art. And back in 16th century Istanbul, the coffee house was more than just a place for a sip of the black stuff. They were essential cultural hubs where people gathered to discuss literature, politics, and of course, art. All the artworks is for Istanbul's. Yeah, Bosphorus. This is a Turkish music singer. Ah, okay. This is like the early Photoshop, right? Yeah. I caught up with local artist Argun at his gallery cafe for an inside look. Well, thank you for having me here. Yeah, you're welcome. Nice. You're welcome. So our roles are reversed. You're drinking the American coffee. I'm drinking the Turkish coffee. I say yes, it's good. It's good. Must be like that. It must be an exchange, right? Yes, of course, must be like that. When I was like that, it's a forced, it's a grandmother and the father. Şey vardı ya bize, kahve ya içme sakalın çıkmaz. Bıyığın çıkmaz hissi. So you were sneaking the coffee. How do you do that from the bronze? You have to sculpt or make? Then just a silicone. Okay. And the bronze. So a mold. Yeah. And back at the Mehmet Efendi exhibition space, I found designer Yashim to discuss her approach to industrial design. What about this? I really like this style. What do you use this for? You told me this was 3D printed. Evet, bu tabii tasarımın aslında biraz sürecinden bahsedeyim. Biz tasarımları yapıyoruz, belli içindeki mililitrelere uyuyoruz, oluşturuyoruz. Sonra bunun gerçekten kullanışı rahat mı, görmek istediğimiz şeye uygun mu olduğunu anlamak için bunu kağıttan cisme dönüştürmemiz gerekiyor. Yani şeyden bir insanın neye ilgi duruyorsan onu günde 8 saat onu yaptığın zaman zaten o senin mesleğin oluyor ve şey. Bu ister dans olsun ister yani hangi bir aktivite olursa olsun. Tasarımları yaparken özellikle ürün tasarımlarını yaparken bizden bu işi talep eden kişilerin ne istediğini anlamamız gerekiyor. Gereklilikler o bazı geçmişten gelen doneleri de tasarıma dahil etmek gerekirse ediyoruz ama bunun dışında aslında orada bu ürün kime, neye hitap edecek ve ne için yapılıyorsa onun cevabını vermek zorundayız. What was the inspiration? I don't know. Comes from within. It's like coming somewhere. Yeah. I sat down with art historian Cicek to learn more. Şimdi sanat denince hem somut hem soyut yani resim de var, heykel de var, mimari de bir sanat. El sanatları dediğimiz örneğin seramik de bir sanat. Dolayısıyla tarih boyunca bu keyif verici kültür oluşurken işte masada gördüğünüz işte fincan, cezve, işte kavurucular hepsi araç gereçken üstüne yaptığınız işlemelerle işte kullandığınız malzeme ile sanat ürünü haline geliyor aslında. Yani bugün bütün dünyada Türk kahvesi denilince kuru kahveci Mehmet Efendi ismi geliyor. Ayrıca sanata ve mimariye büyük destekleri var. Bu anlamda 2015 yılından itibaren Mehmet Kuru Kahveci önderliğinde bir kültür ve sanat merkezi kuruldu. Şu an içinde bulunduğumuz kütüphane, yukarıda devam eden daimi ailenin bütün kurum arşivinin anlatıldığı bir sergi. Aşağıda kahve ikramı. Dolayısıyla yani hala ve gelecekte de devam edecek olan kahvenin sanatla da olan bağını koparmadan Türk kültürüne hizmet etmeye devam ediyor. Yani tabii ki bu ellen, ruhla yapılan her şey sonunda bir sanat eseri olması kaçınılmaz yani. Çok severek ve ellen, ruhen yapılan her şey yani bu onun yapması, içmesi, keyfi, kokusu, grinder'ın sesi, mesela eğer bu seni çok hoşuna giderek yapıyorsan ve buna çok yürekten ve bütün enerjini veriyorsan bu tabii çıkan ortaya bir şey, sanat eseridir. Bence odur yani.
Yöntemler çok değişiyor tabii. Şimdi bu şekilde yapın, şöyle çalışın falan demek istemem. Ama ne olursa olsun, ne yöntemle olursa olsun zamanınızı, ilginizi tamamıyla bu işe vermeniz gerekiyor. You know, one of the ones that I loved was the inspiration of seeing something that we see every day, like an electronic meter, but how does your mind change the vision of that meter and put something fun into it, right? Put some life into something that is otherwise very boring. Ben çok çeşitli medyalarla çalışmayı çok seviyorum. Yani coffee and art cannot be separated. Nice. They fall from the same tree, and where one shows up, the other is not far behind. Meeting with a local artist, art historian, and a designer gave me a deeper perspective on how the early coffee artisans of Istanbul were inspired by their surroundings, from nature to our interactions in the built form. Join us in part 3 as we dive into the origins of the Cezve coffee brewer and how it's made.